çok güzel bir mevzuya başladım. Doğrudan Kur'an'ı ve hadis-i şerifin meselelerini öğrenmeye başlayacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bildiğiniz gibi Kur'an ve sünnet arasında müşterek olan bahislerden birisi nazım. Öyle değil mi? Nazım. Nazmın manaya delaleti. Nazmın manaya delaleti itibariyle lafızlar dört taksime tabi tutuldular. Birinci taksim, evvela bir nazmın yani lafzın manaya vaz edilişi. Yani sözlükte vazı ilmi okuduk ya, o. Şimdi ona göre dört kısmı vardı. Neydi dört kısım? Has, am, öyle değil mi? Müşterek ve bir de neydi? Müevvel miydi? Öyle bir şey. Ulan her şeyi unutuyoruz ya. Bu ne böyle ya? Müşterek. Ha evet evet. Müevvel. Ama bu cem'i münekker demişti. Hatırlıyor musunuz? Farklı düşünmüştü. Şimdi biz has'tan başlayacağız. Ne demek has bakalım. Emmel hasu. Has meselesine gelince. Hâzâ şurû'un fî tafsîlil aksâmi. Yani bütün o dörtlü taksimin kendi içindeki kısımları da açıklamaya başlıyor. Has dediğimiz özel demek has. Yani özel, şahsa özel. Felafsun öyle bir lafızdır ki vudya mana için konulmuş. Harece bihi el elfazul gayrul mevduati. Biliyorsunuz mana için konulmayan lafızlar, anlatabildim mi? Tamamen çıktı. Mesela örnek ver. Biliyor musun ne demek bu? Yani mesela salat lafzı, emanet lafzı, darp lafzı, bunlar sözlükte bir manaya bırakılmış. Peki şuna ne dersin? Bu da lafız. Nedir bu? Soğuk algınlığıma delalet ediyor aklen. Ama o manaya konulmamış sözlükte. Ve in dellet aklen. Aklen bir manaya delalet etse de sözlükte öyle bir manaya konulmamış. Yani yapma. Bunlar öyle şeyler, lafızlar. Limanen vahidin. Tek bir mana için konulmuş. Mesela Ertuğrul. Tek bir mana. Ne demek tek bir mana? Bu da çok önemli. Bir hakiki demek. Anladın? Hakiki tek mana. Bunun en güzel örneği bir kitap. Hakiki değil mi hakikaten? Veya ev itibari. Bu da çok önemli. Yani faraziye. Faraziyeli. İzafi olan. İtibari ne demek? Mesela ne diyoruz? Bir, iki, üç, dokuz mesela. Anladın mı? Yani dokuz, dokuzun ismidir yani. İtibari bir şey. Evet belki çoğul ifade ediyor ama. Ama şey yani. Anladın mı? O dokuzun özel adıdır yani. Feyedhulü fihi buna girer esmaül adedi. Bütün sayı isimleri buna girer. 1, 2, 3, 4, 15, 25. Ve yahrucu bihi burada çok önemli. Bununla çıkar. Yani tek manaya konuldu demekle. El müşterakü. Müşterek lafız çıkar. Ne demekti müşterek lafız? Birden fazla manaya sözlükte konulan. Ayn gibi değil mi? Dunel am ama am çıkmaz bundan. Yani genel mana ifade eden kelimeler buna bu ifadeyle çıkmaz. Peki hangisiyle çıkacak? Alel infiradi. Tek başına. Tek başına dedin mi o zaman am çıktı işte. Ey ademil müşaraketi beynel efradil müttehideti. Bak yani aynı mahiyete sahip fertler arasında ortaklık bulunmayacak. Yani söz konusu değil. Nev'an ev cinsen. İster nevi, ister cins olarak. Anlatabildim mi? Yalnız bak biraz sonra gelecek. Has da üç kısma ayrılıyor. Yani burada çok önemli. Mesela insan lafzı. 7,5 milyar insana delalet etmesi itibariyle amdır. Ama hayvanın natık manasına delalet etmesi itibariyle has-ı nevidir. Anladın değil mi bunu? Veya mesela diyelim ki hayvan lafzı. Anlatabildim mi? Milyarlar, trilyonlarca hayvanlara delalet etmesi itibariyle amdır. Ama burası çok önemli.
sadece hayat sahibi olanlara delalet etmesi itibariyle hassı cinsidir. O zaman has üç kısma ayrılıyor. Anlatabildim mi? Yani hassı şey, ferdi. Anladın mı? Hassı nev'i, hassı cinsi. Şimdi bu durumda feyedhulü tesniyeti, tesniye buna dahil. Niye? İkiye delalet ediyor çünkü. İçinde, bak bura önemli, bir cins söz konusu değil, nevi söz. Ve minel fi'li vel harfi, fiilden ve harften, ma lem yüşterek lafzan, lafız itibariyle müşterek olmayanlar da buna dahil. Ve yahrucu el am, tabii ki am çıkar buradan. Vel cem'ul münekkeru, cem'i münekker. Ne demek ki cem'i münekker? Ce'et cema'atun miner ricali. Bir grup erkek geldi. Bu tabi Molla Husrev'e göre. Diğer alimler müevvel kelimesini bunun yerine koyuyorlar. Herhalde tartışacak, boş bırakmaz Molla Husrev. O zaman feyentabikul haddu alel mahtudi. Yukarıda zikrettiğimiz tarif, tarif edilen şeye tam uyar. Ve huve eydalikel mana. Bak bura çok önemli. Yani bu mana, ne demek bu mana? Tek başına bir tek manaya vaz edilmiş manası. Değil mi? Yani hassın manası fiil ismi. İşte bura çok önemli. Sadece isimde olur. Fiil ve şeyde olmaz. Kayyede bihi, yani isimle kaydetti. Niçin? İsim de iki kısma ayrılıyor biliyorsun. Burada ismi zahir kastediliyor. Birisi ismi zahir, birisi ismi zamir biliyorsun. Kayyede, niçin? لِأَنَّ تَعَيُّنَ Bir ferdin şahsiyetinin oluşması. Teayyün dediği belirlenmesi. Bak bir, bu bir kitaptır diyorum. Tam hak işte bu kitap bak. Belli. Ertuğrul diyorum, belli bir adam kastediliyor. وَالنَّوْعِيَّتَ Yani bir nevi oluşu insan gibi. وَالْجِنْسِيَّتَ Hayvan gibi. La tetaatta fil fi'li vel harf. Harf ve fiilde bunlar söz konusu değildir. Gelmezler. O zaman isimde bir ayn'dır. Kısımlarını anlatıyor. Üç kısmı. Bak işaret de vermiş zaten. Kitapta var değil mi? Birinci kısım ayn'dır. Yani ey muayyenun müşahhasun. Yani belli bir şahıstır demek. Belli bir şahıs derken illa şey kastetme burada. Nedir? Yani müşahhas olan bir şeydir yani. Şey. Bak bu şey. Kitap. Ertuğrul, Ahmet, Osman. Şimdi bu la yakbelül iştiraki asla. Asla başkasını kendisine mana itibariyle katmayı kabul etmez. Kezeydin, zeyt gibi değil mi? Fe inne manahu çünkü bunun manası cüz'iyyün hakikiyyün. Bak mantıktaki tabir. Hakiki cüz'idir. Anladın değil mi? Hakiki cüz'i. Ama insan eğer 7 milyarı kastedersen hakiki cüz'i değil. Ama hayvanın natıklığı kastedersen o zaman da hakiki cüz'i ama nev'i cüz'i şey olur. Öyle değil mi? İkincisi evzalikel mana veya bu tek başına bir manaya konulmuş olma nev'ün bir çeşit için konulmuştur. Tür. İniştereke beynel efradi fil cümleti genel manada bütün fertlerde müşterekse. Mesela hayvanı natıklık, insan denilen şeyde müşterek. Keraculin ve mi'etin, yüz ve şey gibi, kişi gibi değil mi? Evrede misaleyni, iki misal getirdi. İşareten, işaret için neye? İlâ enne esmâ'l adedi minel vâhidi bin nev'i. Yani sayı isimleri nev'en has olan çeşittendir yani. Onu anlatmak için misali öyle getirdi. Dedik ya, ya nev'an, ya cinsen, ya aynen. Ve üçüncüsü, evzalikel mana veya tek başına bir manaya konulmuş olmak manası. Cinsün, bir cinstir. İn kesüre şuyu'u bin nisbetiyle nev'i. Nev'e nisbetle eğer çok fazla yaygınsa, mesela ke insanın değil mi? Niye? İnsanın iki nev'i daha var. Onun için insana cins dedi burada. Mantıktakiyle kafanı karıştırma. Recul ve imra olarak ayırdınız mı onlar nevi olur o zaman.
Ama biz neyi misal verdik? Hayvanı misal verdik cinse, değil mi? O da doğru yani. Bizimki de doğru. Fe innehu, çünkü insan ekseru şuyu'an miner raculi. Yani kişi tabirinden daha yaygın, değil mi? Çünkü hem erkekleri hem de kadınları işin içine alıyor. Ve hâzihi itlâkâtu, bu söylemler, yani bu adlandırmalar, bu söylemler alestilâhi ehli şer'i dûne felâsifeti. Bak hemen açıkladı. Yani mantıkçıların, felsefecilerin değil, ehli şeriatın ıstılahına göredir. Hemen açıkladı. Çünkü mantığı okuyan bir adam itiraz edecek. İnsan nevidir, cins diyemezsin falan. Hayır, biz fıkha göre konuşuyoruz. Haddini bil, sen de. وَاِنَّمَ اَخْتَارَ هَذَا التَّرْتِيبَ مُخَالِفًا لِلْقَوْمِ. Allah Allah. Çok enteresan. Yani bu sıralamayı niye diğer alimlere muhalif olarak şey yaptı? İmam Pezdevi farklı şey yapmış, sıralama yapmış. Yani bu ne yaptı? Aynı müşahhas dedi. Değil mi? Nev'i, yani hassı nev'i ve bir de hassı cinsi dedi. Ama ötekiler farklı sıralamaya tabi tutmuşlar. İmam Pezdevi buradan kasıt. Mübarek dil uzatıyor ona. Ya fazla uzatma, senin hocam da, Allah sana hayır vere. Öyle değil mi? Niçin? لِأَنَّ الْمُنَاسِبَ لِلْخَاسِ لِأَنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِلْخَاسِ. Çünkü böyle bir sıralama hassa daha uygun. Niye hassa daha uygun? O ki hassa anlatıyorsun. Önce hiçbir ferdin ortak olmadığı hassı ferdiyi anlatacaksın. Hassı aynı. Anladın mı? Kemala yahfa. Akıl sahiplerinden gizli kalmayacağı üzere. Hükmünü okuyalım mı, kalsın mı? Okuyalım. Bana verirsen okurum. Çünkü benim de niyetim okumaktı. Acaba hassın şeriattaki manası nedir? Yani ne demek bu? Bir Kur'an ayetinde, bir hadis metninde bu tarif ettiğimiz üç çeşit hastan bir kelime gelirse manayı nasıl anlayacağız? Anlatabildik mi? Ve hükmuhu, bunun hükmü. Ey eserul hassi sabitu bihi. Yani has bir kelimenin kendisiyle sabit olan hükmü, neticesi. Ennehu eyl has, has kelimesi, min haysuhu huve, kendi zatı itibariyle. Ne demek? Bir am veya başka bir şeyle manası ne yapılmazsa, taksislikten çıkarılıp tamime gidilmezse. Yani ama has, has olarak diyor. Anladın değil mi? Ha, has olarak. مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْاُمُورِ الْخَارِجِيَّةِ. Harici işlerden kat-ı nazar ederek. Yani ne demek kat-ı nazar ederek? Bu da çok önemli bir kelime. Olur ya, yakın ifade eder mi, etmez mi? Anlatabilir mi? Mesela Kur'an-ı Kerim فَنْكِحُوا مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعَ buyuruyor. Yani siz beğendiğiniz hanımlardan ikişer, üçer, dörder evlenin diyor. Ama esbab-ı nüzul, diğer harici sebepler bunun kesin ilim ifade etmediğini gösteriyor. İşte umur-u hariciye dediyor. Anlatabildim mi meseleyi? Niye? Arızalar gelir. O da işte ya sebebin nüzuldür ya başka bir ayettir. Anladın değil mi? Veya hadistir. فَاِنَّهُ زِيرَ قَدْ يَكُونُ بِحَسَبِ الْعَوَارِضِ. Bak, bazı arızalar sebebiyle, yani hafiyen, gizli olur hasın manası. Kapalı olur yani gizli derken. يُوْجِبُ الْبَنِّيَّةِ. O zaman zann ifade eder. En güzel örneği de فَنْكِحُوا مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعَ. Güzel bir şey değil mi bu? Yani çok güzel. Eğer bu harici arızalar olmazsa acaba has bir kelime neyi ifade eder? يُفِيدُ مَدْلُولُهُ. İfade ettiği manayı anlatır. Kat'an, kesinlikle. Anladın değil mi? وَهُوَ bu اِرَادَةُ الْغَيْرِ. Başka bir şey kastedilme. Ha, özür dilerim. Ey ala vechin, öyle bir şekilde kesin manasını ifade eder ki yakta'u, keser. Tamam mı? Tümünü, yani o has lafız keser. Neyi keser? Bak bura çok önemli bir hadise. El ihtimalen neşiye anid delili. Yani delilden kaynaklanan
ihtimalleri de keser. Mesela diyorsun ki ben aslan gördüm. Ra'eytu eseden. Şimdi aslan malum hayvanın ismidir. Has ismidir. Ama delil olmadığı müddetçe, harici delil olmadığı müddetçe cesur adam manasını kastedemez. Ama dersen ki ra'eytu eseden yermi el hicarete. Taş atan bir aslan gördüm. Belli taş atmaz aslan. Anladın mı? Yani o ayrı. Çok güzel misal bu. Anladın değil mi? Meseleyi demek ki delilden neş'et eden ihtimali kesecek şekilde. İki, ve seyeti temamu tavdihi. Bunun izahı iyice gelecek. Ev veya el muhtemele. Bu da çok önemli. Başka manaya muhtemel olan şeyleri ne yapar? Keser. O ihtimali de keser. Yani bu da çok önemli. Şimdi iki, ne demek bu muhtemel? وَهُوَ اِرَادَةُ الْغَيْرِ. Bak bu çok önemli. Yani başka biri o has lafızla başka manayı kastetmiştir. Tıpkı Esed'le cesur adamın kastedilmesi gibi. لَلْاِحْتِمَالُ بِمَعْنَى صَلَحِيَةِ اللَّفْسِ. Lafzın kendisinden kaynaklanan bir ihtimal değil. Yani aslan aslanı ifade eder. Ama onu kullanan adam başka bir iradeyi kastetmişse o ayrı mesele. Bunu da dahil kılmıyor, dışarı çıkar. لِأَنَّهُ çünkü يُرَادُ بِهِ الْغَيْرُ. Yani has kelimesiyle başka bir şey kastedilebilir. Öyle değil mi? لِأَنَّهُ بَاكِنْ çünkü o devam ediyor yani aynı mana. Hatta لَوْ اِنْكَتَعَ اَيْضًا kesinlikle asıl manasından kesilse bile يَسِيرُ اللَّفْسُ مُفَسَّرًا. O zaman lafız müfesser olmuş olur. Öyle değil mi? Yani bu da ayrı bir mesele. Bu da ayrı. Müfesser ne demek biliyorsunuz. Sonradan değil mi? Bir delil ile açıklanan. Acaba nedir bu? Kasıt ne? İhtimali var ama kesinleşmiş. İhtimal de ortadan kalkıyor. Fakat açıklanıyor. Manası müphem. Fakat bir delille açıklanıyor. فَالْقَطْعُ kesinlikle has manasını ifade eder ifadesi, yani yukarıda kullanılan kat'an kelimesi, yeştemi'u toplanır, ma hadel ihtimali. Bu ihtimalle birliktedir. Yani bir has lafız müfesser de olabilir. Ama müfesser ya Kur'an veya sünnet tarafından açıklanan demektir. Öyle değil mi? Allah açıklamamışsa başka türlü bunu söyleyemezsin. Anlatabildim mi? Ha. Lel muhtemele, illa bir manaya muhtemel olan hepsi kesinlik ifade etmez diyemezsin. Güzel. Ev beyane tefsiri veya tefsir beyanı bunun içine dahil değildir. Yani bir lafız hastır ama Kur'an ve sünnet ayrı bir ayetle veya hadisle o kelimeyi açıklayacak açıklama getirmiştir. O tefsir beyanıdır, müfesser olması içindir. لِأَنَّهُ زِيرَ اِمَّا لِيْسْبَاتِ الظُّهُورِ. Yani bu tefsir niçindir? Ya hassın manasını daha iyi ortaya koymak içindir. Öyle değil mi? وَهَوَ حَكِيكِيَّتُنْ gerçek manada tefsir budur. اَوْ لِيْزَالَةِ الْخَفَائِ anlatabildim mi? Veya kapallığı gidermek içindir. Öyle değil mi? وَهُوَ لَازِمَةٌ bu da gereklidir. وَكِلَاهُمَا بَاطِلٌ İkisi de batıl için söz, şey has için söz konusu değildir. Neden? لِأَنَّ الْخَاسَ بَيِّنُ çünkü has çok açıktır. Anlatabildim mi? Yani izaha gerek yok. Bir tek ihtimal olan o da nedir? Ayetle veya şeyle değil mi? Farklı tarzda. فَيُؤَدِّي اِلَى اِسْبَاتِ السَّابِتِ O zaman sabit olan bir manayı ispata sebep olur ki bu da doğru değil. Malumu ilam gibi olur. اَوْ اِزَالَةِ الْمُزَالِ veya ortadan kaldırılmış ihtimalleri yeniden ortadan kaldırmak olur. Bu da doğru değil. فَاِنْ قِيلَ eğer denilse ki الْخَاسِ bazen has kad yekunu mubhemen kapalı kalabilir. İla tebyinil muradi minhu ondan kastedilen mananın açıklanmasına yahtecu ihtiyaç duyar. İla tebyinil muradi minhu ondan kasıt nedir? Açıklamaya ihtiyaç duyar. Buna ne diyeceksin? Halbuki sen dedin ki has açıktır dedin. Kulna derim ki kardeş el has min haysu huve hasun. Has olan kelimeler has olmak itibariyle la yekunu mübhemen. Asla kapalı olmazlar. Ve innemel ibhamu manasındaki kapallık bihasebil avaridi. Yani sebebi nüzul,
başka bir ayet, başka bir hadis. Bunlar arızalar sebebiyledir. Femen şe'u şübheti, şüphenin kaynağı, el gafletu an kaydil haysiyeti. Yukarıdaki soruyla şüphe yapmanızın kaynağı, o haysiyet kaydını gaflette bulunmanız. Yani min haysu el avarit diyebilirsin, müphem olabilir. Yoksa min haysu huve, has müphem değildir. Ben bir misal vereyim, onunla bitirelim bu dersi. Kabul mü? Yoksa kabul etmedin mi? Çok tatlı bir misal. Gençler dinleyin. Sene 1998. Akgünüz Hoca sıkıntıda. Amerika'dan dönmüş. Has'la alakalı bir misal bu. Fakat 28 Şubat zirvede İstanbul'a gelmek istiyorum. Bir taraftan rektör diyor ki sabah 8.30'da geleceksin, 5.30'da ayrılacaksın. Yani beni Bilecik'e hapsetmek istiyor. Ama ben ilmi bırakamam. Osmanlı kanunnameleri devam ediyor. Arşivde çalışıyorum. Dekanlıkta bile haftada bir gün, iki gün gidiyordum. YÖK bile haberdardı bundan. Neyse, bir ilahiyat profesörüyle yan yana geldik. Söyleyeyim, Bayraktar Bayraklı, Allah selamet versin. Şimdi tabii ne yapıyorsun Akgünüz Hoca? Böyle böyle. Dedi ya ben senin hayranım. Osmanlı ile alakalı yaptığın çalışmalar. Kendisi de hafızul Kur'an. İyi bir şey, iyi bir hafız. Ama fıkıhçı değil. Dedim böyle böyle Marmara'ya gelmek istiyorum ama tanıdığım yok. Ya en büyük tanıdık senin dedi. Kim dedim? E dedi kardeşim rektör Ömer Bey. İyin oğlu senin hayranın. Babasına söylerse, ben de söylersem senin tayinin bir ayda olur. Geldim eve nasıl seviniyorum. Ama bu hükmü has, has kelimelerin hükmü tayinime mani oldu. Şimdi... Nasıl? Güzel. Hakikaten söyledi. Dedi ki pazartesi ilanın gidecek. Ama ne acıdır ki o hafta cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Bayraktar Bayraklı, yanlış hatırlamıyorum o olsa gerek ismi, Zeki Bey diye bir profesör, sosyoloji profesörü, bütün STK'lerin toplandığı 600 kişilik bir salonda şeriat demokrasi tartışması yapılacak. Laiklik, şeriat ve demokrasi. O makalem ne olur? Belgeler gerçekleri konuşuyor da mı? İkinci ciltte mi? Yayınladım, oku. Hakikaten önemli bir makale. Nasıl kaleme almışız? Tabii Zeki Bey konuştu. Güzel bir konuşma yaptı. Şimdi sıra geldi bizim şeye. Nedir? Bayraktar Bayraklı'ya. Allah uzun ömür versin. Muhterem bir zat ama hükmü hassı bilmeyen bir arkadaş. Dedi ki muhterem büyüklerim, arkadaşlarım, Nevzat Yalçıntaş, Sabahattin Saim, Osman Demirci hocam, hepsi oradalar. Dedi ki bir kısım cahiller, zır cahiller dedi. Maalesef Kur'an'ı yanlış anlıyorlar dedi. Misal vereyim dedi. Kur'an-ı Kerim yani hırsızlık yapanlarla alakalı fakta'u eydiyehuma. Yani ellerini kesiniz. Yahu dedi bu el kesmek, böyle elleri kesmek değil dedi yani. Çizmek manasınadır dedi yani. Ve kendine göre Sure-i Yusuf'ta فَكَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ayetini de delil getirdi. Kimse öyle yorumlamamış. O da tam manasında. Has çünkü. Kat'a kesmek, kesmek manasınadır. Ama ne var? Bir arıza vardır. Nezeb, sebeb-i nüzul vardır. Peygamberimiz der ki yanlış anlamayın bunun manası gerçek manada kesme değildir. Adam dedi ki peygamberimize iftiradır. Zır cahiller bunu uydurmuş dedi. Dedim Akgündüz hassın hükmünü açıklamak mı yoksa dedim tayinden vazgeçmek mi? Başver dedim hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. Dedim ki hocam sen ilahiyatta İslam dini esasları hocası, profesörüsün. Fıkıhçı değilsin. Tefsirci de değilsin. Usul fıkhı da bilmediğin ortaya çıkıyor. Kusura bakma dedim. Fakta'u kelimesinin has bir kelimedir. Ve bunun manası kesinlik ifade eder dedim.
başka bir yorum için ya Resulullah'tan veya ayetten veya başka bir şeyden delil getirmen lazım dedim. O getirdiğin delil de yerinde değil. Onun da delili yok dedim. Dolayısıyla zır cahil dediğin de dedim. Acaba dedim zır cahil derken dört defa el kesme cezasını tatbik ettiğini duyduğumuz İmam Şafii'nin anlattığı Resulullah'ı da mı haşa bu sıfatla sıfatlandıracaksın? Dört mezhep imamı benim dediğim gibi açıklamış. Onlar da mı zır cahil? Geldim işte. Yani Ömer Nasuhi Bilmen de böyle açıklamış. O da mı zır cahil? Muhammed Hamid şey de nedir? Elmalı Muhammed Hamdi Yazır da böyle açıklamış. O da mı zır cahil? Ne cevap verdi biliyor musun? Bu bir hatıradır. Tarihe kaydedilmeli. Akgünüz Hoca nurculuk yapma burada dedi. Halbuki ben hiç Bediüzzaman'dan bahsetmedim ya. Ulan eğer nurculuk şeriatı savunmaksa şeref duyarım o nurculuk denen sıfattan. Yani işte cahil insanların yani ülema-i su diyebilirim. Ona demiyorum ama genel manada has nedir? Hasın hükmü nedir? Adam fakta ve edehum çizmek diyor, manayı veriyor. Allah bizi ilmiyle dalalete gidenlerden korusun, eylemesin. El Fatiha. Elhamdülillah.